İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine Harutyun Najaryan ve Hovsep Hazaryan adaylıklarını koydu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan'ın mektubu. AGİT Ermenistan-Azerbaycan sınırında monitoring gerçekleştiriyor. İdlib çevresinde bir tampon bölge oluşturulacak. Suriye'nin antifüze sistemi isyancıların Latakya'daki füze saldırısını engelledi. Masis Dağı'nın yamacındaki yangın tamamıyla söndürülemedi. Harutyun Najaryan ve Hovsep Hazaryan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylıklarını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekili adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Yegramas adlı gazeteye bir mektup yolladı. Mektubun içeriği özetle şöyle. Sayın Yegramas gazetesi editörü, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlanan ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi seçimlerinden söz eden yazıdan haberdar olduk. Bu yazının konusu olan insanların Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet yapılarından çıkarıldığını ve gayrimeşru bir şekilde hareket ettiklerini size bildirmekteyiz. Batı Ermenistan'ın resmi yanıtını göreceğiniz videoyu size gönderiyoruz. Bununla bu bireylerin işledikleri suçlar konusunda bilgi edinebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet yapılarının saygınlığını yasa dışı kullanmak ve ayrıca kişilerin bilgisi haricinde ve izin alınmadan insanların isim ve resimlerinin kullanılması ceza gerektiren suçlardır. Suçluların yasa dışı işleri ve kriminal macera perestliklerini ifşa edebileceğimiz pek çok yeterli belgelere sahibiz. Ermenistan'da yayınlanan Johurt adlı günlük gazete, Ermeni-Azeri sınırındaki durum son günlerde giderek geriliyor. Ateşkes ihlalleri sadece Karabağ-Azeri arasındaki temas hattında değil, aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırında da sıklaşmış durumda olduğunu yazıyor. Ve şimdi Johurt gazetesinin verilerine göre AGİT zaten sınırdaki durumu tartışmaya ve ayrıca monitoringe başladı. Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Dikran Balayan, Johurt adlı gazeteye verdiği röportajda Azeri tarafının durumu gerginleştirmeye yönelik faaliyetlerini Ermenistan Cumhuriyeti'nin uluslararası kurum ve kuruluşlara bildirdiğini ifade etti. Rusya ve Türkiye devlet başkanları Suriye'nin İdlib şehri çevresinde bir tampon bölge oluşturması konusunda karara vardılar. BBC'nin belirttiğine göre bu durum Türkiye ve Batı'nın karşı çıktığı Başar Esad'ın İdlib üzerine kuvvetlerini yollamasını bir süre engelleyecek. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan 18 Eylül'de Soçi'de yapılan görüşmelerden sonra İdlib boyunca 15-20 kilometrelik askerden arındırılmış bir bölge yaratma niyetlerini açıkladılar. Bu durum 15 Ekim ayına kadar gerçekleştirilecek. Rusya Devlet Başkanı muhalif grupların elinde bulunan tüm ağır silahların tampon bölgeden 10 Ekim'e kadar çıkarılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Bu tampon bölgede Türk askerleri ile Rus askeri polisleri devreye gezecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, tampon bölgeyle ilgili alınan kararı önümüzdeki saatlerde Devlet Başkanı Başar Esad ile görüşüp ikna edileceğine dair güvence verdi. Fransa'nın etki alanında bulunan Kilikya ve Doğu bölgeleri 4 Ağustos 1920'de bağımsızlıklarını ilan ettiklerini hatırlatmak isteriz. Fakat Fransa ve Kemalist Türkiye arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan yasa dışı Angora Antlaşması, Kilikya'nın tüm halkı tarafından kabul edilen kararlarla çelişmektedir ve bu durum burada yaşamakta olan Ermeni ve Hristiyan halkların Türkiye tarafından tekrar kıyımlara uğratılmasına sebep olmuştur. Ancak Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan, Kilikya'nın Türk ordusu ve teröristleri tarafından işgal edilmiş olması ve bunun bugün dahi devam etmesi bile Kilikya'nın statüsünü değiştirmeyeceğini ve bugün Türkiye tarafından işgal edilen Ermeni toprakları olarak anılacağını hatırlatmaktadır. Suriye'nin uçak savar savunma sistemi, isyancıların Latakya'dan fırlattıkları füzeleri engelledi. Suriye'nin resmi Sana Ajansı'nın bildirdiğine göre Latakya'nın deniz kısmından fırlatılan füzeler hava savunma kuvvetlerine ait uçak savar sistemi tarafından hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirildi.
Ajans saldırının teknik tesisleri hedef aldığını da belirtti. Masis Dağı'nın yamaçlarında çıkan büyük bir yangın henüz tamamen söndürülemedi. Haberler.com adlı sitenin bildirdiğine göre yangını söndürmek için insansız hava araçları kullanılıyor. 3 gün önce çıkan yangın rüzgar yüzünden yaygınlaştı. Yangın şu ana kadar zaten 200 hektarlık bir alanı yaktı. Vadideki bir diğer 160 hektarlık alandaki yangın dağ yamacındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebiyle ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi verilmiş değil. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Komidas'ın Yessarengu Kay adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.